Esnafının durumunu değerlendiren Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, şu an için esnafların zor günler yaşadıklarını ve kredi kefalet kooperatifinde aldıkları borçlarla ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, bu günlerin bir an önce bitmesini ve son yıllarda yakalanan güzel ortamın yeniden tesis edilmesini istedi. Değerli izleyiciler, Edirne ticari hayatının içerisinde belki de bugünlerde en sıkıntılı kesim esnaf kesimi. Gerçekten de siftah yapamadan dükkanını kapatan ve kapanma noktasına, kepek indirmek noktasına gelen esnaflarımız var. Esnaf kredi kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerle işi idare etmeye çalışıyorlar ama nereye kadar? Birlik başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Neler yapılmalı? Nasıl tedbirler alınmalı? Aslında Edirne iyi bir ivme yakalamıştı. Yıllardır belediyemizin, sivil toplum örgütlerinin, bizlerin, ticaret odasının çalışmalarıyla turizmde iyi bir çizgi yakalamıştık diyebilirim. Bunun da nedeni yıllardır yaptığımız çalışmalar. Çünkü Edirne ne kadar tarım kenti olarak bilinse de biz turizmde de son yıllarda tüm sivil toplum örgütleri olarak ağırlık vermiştik. Valilik de bu konu üzerinde çalışıyordu, belediyemiz de bu konu üzerinde çalışıyordu ve bunun da semeresini almaya başlamıştık. Örneğin Tavacı ile ilgili çıkışımız, çeşitli ürünlerle badem ezmesi ile ilgili çıkışımız, içeride ve dışarıda yurt dışından Edirne'nin dikkatini buraya, dünyanın dikkatini buraya çektik. Dünyanın dikkati buraya nasıl çekildi? Selimiye'nin UNESCO mirasçısının girmesiyle, Kırpınar'ımızın girmesiyle daha da dikkat çekti. Benim duyduğum ve benim de iş yerime gelen, örneğin 2000 Amerikalı turist şu an turunu iptal etti. Tur iptalleri başladı. Biz kime kaldık? Yurt dışı turizme kaldık. Ne kadar randımanlı olur onu bilemem. Onu yaşayacak, gelecek günler gösterecektir ama şu an çok olumsuz bir gidişatlar. Dediğiniz gibi kredi kefaletten parasını alıp, neden insanlar oradan parasını alıyorlar? Yeni yatırım yapmak için, işte sandalyesini iyice korunu değiştirecek, yenilecek. Çünkü turizm kentiyiz biz, ona bir hazırlığımız vardı. Ama bu olumsuzluk bizi aşırı etkiledi. İnşallah iyileşir, bir an önce kesilir bu savaş, içeride ve dışarıda diye düşünüyorum. Biz aslında belediye başkanımızı dahil yeni bir çizgi yakalamıştır. Hep birlikte ticaret odasımız, odamız dahil, bizler dahil ve değişik destinasyonlar getirmeyi düşünüyoruz. Değişik planlarımız var. Belediyemizin biliyorsunuz Sarayçı projesi var. Evet. Bizlerin değişik projeleri var. İşte bir taraftan Yunan mutfağına Edirne'ye taşımaya çalışıyoruz. Yani bunlar, bu çalışmalar hep turizm için. Gıda sektörü dışındaki diğer esnafların da zor günler yaşadığını kaydeden İna. Fabrikaların üretimleriyle AVM'lerin satışlarının esnafların şu andaki durumunda etken olduğunu ifade ederek insanların ayak alışkanlığını yeniden kazanmanın güçlülüğünü dile getirdi. Son yıllarda ülkede iyi bir hava yakalandığını belirten Başkan İna, bu havanın yeniden yakalanması konusunda herkes önemli görevler düştüğünü vurguladı. Yani o dönem biz dışarı ihracat yapıyorduk. Sürekli iplik, kumaş, hani gelinliğe varıncaya kadar hazır giyim de dışarı ederek Almanya'ya ihraç yapıyorduk. Ama benim inancım eğer turizmde başarılı olabilirsek bu diğer sektörleri de tetikleyecektir. Mutlaka tekrar bazı ama tekstil sanayi biraz ağır bir sanayi bize göre. Bizim değerlendirmede bazı gerçekler var hocam, bazı sayılar var. 70 çeşit esnaf yok oldu sektör olarak. Yani iş kolu yok oldu. Abilerin zorlamasıyla. Onlara ayak uyduramadık. Beklentimiz olan perakendecilik yasası da çıktı ama bize uygun çıkmadı. Şu an düşünebiliyor musunuz? Sadece %5 bir kotası var. AVM'lerde yerli esnafın orada yer alabilmesi için. Burada en büyük, tamam orada yer alalım. Kirayı nasıl ödeyeceğiz? Yer alalım mümkün değil. Bir de bir başka gülünç olay daha var. Örneğin Edirne'deki birçok üründen sadece bir tanesini orada sergileyip satabiliyorsunuz bir AVM'de. Örneğin Ayşe Kadın fasulyesi. Sadece o ürün girdiğinde bir başka ürün sokma şansı yok. Biz de diyoruz ki birçok ürünümüzü biz de orada sergileyip satabilirim. Edirne ekonomisi oradan da faydalansın ama maalesef yasada bu da yer aldıramadık. Bir tek olay var, belki onun önüne geçilebilecek, henüz daha gerçekleşmedi ama bakanın ağzından, yeni bakanın ağzından bu müjdeyi aldık. Bizdeki kayıt sistemine, ESPİ sistemine yeni bir coğrafi bölge sistemi konacak. Oraya dokunduğunuzda sisteme size Ayşe Kadın'da kaç tane berber, kaç tane lokanta, kaç tane ağabey olduğunu gösterecek.